Aa, uyandın mı canım? Daha vaktim vardı ama. Bugün erken mesai yapacağız. Ama çayını içmeden gitmek yok, tamam mı? Bir şeyler atıştır da öyle çık. Hiç vaktim yok canım. Ama ben şimdi bunları boşuna mı hazırladım? Hatırım için. Otur bakayım şuraya. Peki, dediğin gibi olsun bakalım. Bir dakika geciksem? Dünyanın sonu gelmez ya. Aysel, sen olmasan ne yaparım bilmiyorum. Al canım. Yok, yok, burada da yok. Mine, nerede bu kravat? Mine! İşte burada. Ya buraya koyduğunu niye söylemiyorsun? Kravatlarını hep buraya yerleştiririm Kemal, bilmiyor musun? Of, nereden bileyim? Kafamı kaldı. Hadi çayını koydum. Otur da bir şeyler ya bari. Boş ver şimdi. Zaten çok geciktim. Yine tersinden kalktın galiba. Nasıl kalkmayayım Enedim? Şu halime bak. Bir saat kravat aradım. Erken çıkacağımı biliyor. İnsan erkenden hazır eder. Ama nerede? Mine Hanım kendi keyfinde. Ağzıma bir şey atmadan dışarı fırladım. Vallahi Aysel bu gibi durumlarda zehir gibidir abi. Hani yengeye ayıp olmasın. Yani karım diye söylemiyorum ama lokmamı ağzıma vermeden dışarı çıkarmaz beni. Aysel hoş geldin. Kahve içelim bari. Gel. Afiyet olsun. Bizimkiler akşam geç gelirler. Öyle mi? Geçen gün nefis bir bluz görmüştüm. Çarşıya çıkalım da onu alalım bari. Evi temizlemem lazım. Aman ya, bırak şimdi temizliği. Biraz hava alırız. Vallahi şu kahveyi senin gibi yapanını görmedim. Kemal şanslı adam. Merhabalar. Sağ ol Recep abi. Senin kahveni içince kendime geliyorum. Eksik olma Kemal Bey. Yapıyoruz işte. Olur mu? Bizim hanım senden ders almadı. Buyur. Ya Kemal, İçtiğin alt tarafı bir fincan kahve. Ne fark eder? Sen de her fırsatta faturayı yengeye çıkarıyorsun. Ay bak şu da çok güzelmiş. Kaç gündür şu bluzu alacağım diyordum, içimde kalmıştı. Neyse şimdi içim rahatladı. Ama sende aynısından vardı. Olur mu canım? O kırmızıydı. Hem bunu her yerde giyerim. O biraz fantaziydi. Biraz pahalı ama. Canım, Nedim niye çalışıyor ki? Sabah akşam saçımı süpürge ediyorum. Ben de biraz yaşayayım yani. Artık dönelim mi? Vakit geç oldu. Canım daha hava kararmadı. Hem bu akşam mesaiye kalacaklar. Gezelim biraz. Ya evi de toparlamadım ya. Aman iyi. Sen dön. Benim işim var zaten. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Nasılsın? Aa anneciğim hoş geldin. Nasılsın kızım? Gir içeri gel. Yine mi temizlik yapıyorsun kızım? Dünden biraz kirlenmişti. Evladım buranın neresini topluyorsun? Her şey yerli yerinde. Olmayan tozları mı alıyorsun kızım? Biliyorsun Kemal çok titiz. Canı sıkılmasın. Ah be evladım. Keşke senin onu düşündüğün kadar Kemal de seni düşünse.
Onu hiçbir zaman sevmedin. Yanılıyorsun kızım. Ben sadece sana yeterince değer vermediğini düşünüyorum. Geldin mi canım? Çoktan. Seni aradım ama telefonun kapalıydı. Ya sorma. Şarjım bitmiş. Ben de ablamlara bir uğrayayım dedim. Bir türlü bırakmadılar. Hazır sen de geç kalacaksın diye fazla üstelemedim. Of, keşke erken çıksaydım. Yemek de yememişsindir sen şimdi. Dur ben şimdi sofrayı hemen hazırlarım Gerek sana. Gerek yok Aysel. Dışarıda atıştırdık. Olur mu canım? Atıştırmakla karın mı doyar? Hem bak. Sana ne abicim? Çok teşekkür ederim. Yarın işe giderken bunu giyersin olur mu? Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Ben sofrayı hazırlayayım. Yorgun görünüyorsun evladım. Ne olsun Valide Hanım? Ekmek parası için çalışıyoruz işte. Sen de bu kadar yorma kendini. Yormasan bu ev nasıl dönecek? Bir ben çalışıyorum. Mine'nin durumu da ortada. Nesi varmış Mine'nin? Evde oturuyor ya işte. Ama o da evi çekip çeviriyor. Ne yapsın başka? Haklısın. Başka ne yapacak ki? Çalışmamı istersen çalışırım Kemal. Gazete ilanlarında... Aman aman, otur oturduğun yerde. Kalsın, istemez. Neyse, afiyet olsun. Hadi canım görüşürüz. Akşam istediğin bir şey var mı? Yok. Zaten Mine ile çarşıya çıkacağız. Ben alırım. İyi o zaman. Allah'a ısmarladık. Alo. Kocan sana hiç iyi davranmıyor kızım. Nesi var bu çocuğun? Bilmiyorum anne. Aslında eskiden böyle değildi. Belki diyorum çocuğumuz olmadığı için. Ama bunun sorumlusu sen değilsin ki. Bütün doktorları dolaştık. Bir sebep bulamıyorlar. Zamana ihtiyacımız varmış. O da olacaktır yavrum. Biz seni 3 sene bekledik. Bazen doktorların dediği gibi zamana bırakmak gerekiyor. Ama mesele bu değil kızım. Kocan sana saygı duymuyor kızım. Aa, hoş geldin canım. İyiyim. Hadi gel şöyle bir hava alalım. Annem burada, ben gelemem. Aa, öyle mi? Dur bir merhaba diyeyim. Zeynep teyzeciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim hamdolsun. İyi o zaman, ben de kendim çıkarım. Tamam. Nedim'e Mine ile giderim dedim. Hani bir şey falan olursa birlikte gittik tamam mı? Canım ne olacak ki? Aman deme lazım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Anne sen de bu kıza hep surat asıyorsun. Bilemiyorum. Onda anlayamadığım bir şeyler var. Sanki numara yapıyor gibi. Haksızlık ediyorsun. Hem Aysel benim en yakın arkadaşım. O da olmasa ben ne yaparım bilmiyorum anne. Hmm.
Sıkıldım artık. Bu gece mesaiye kalmayacağım. Bize gelsenize. Aysel bir şeyler yapar. Hem sonra birkaç el tavla atarız. Olur vallahi. Ya siz bize gelin diyeceğim ama Mine'yi biliyorsun. 10 saatte sofrayı hazırlar, ağaç oluruz. Yok canım, abartıyorsun sen de. Oh, biliyor musun? Sen çok şanslı bir adamsın. Biraz daha kalsaydın. Gitmem gerek. Dedim bir saat içinde döner. Nasıl idare ediyorsun şu adamı anlamıyorum. Bir de bana sor. Hiç mi merak etmiyor? Etmez olur mu? Ama erkekleri idare etmek çok kolaydır. Demek öyle. Yoksa beni de mi idare ediyorsun? Olur mu hiç? Sen başkasın. Senin için canımı bile veririm ben. Bak bu iyi. Ben bir kadını sevmişsem mezara kadar severim. Bunu sakın unutma. Alo? Alo Nedim? Otobüsteydim, telefonu duymadım. Ben de merak ettim. O kadar çok çaldırdım ki. Mine ile çarşıya çıkacaktık bir şeyler alalım diye. Aman iyi. Zaten Kemaller de akşam bize gelecek. İsabet olmuş. Aysel geç oldu. Sen istersen git. Ben biraz daha dolaşacağım. Peki nasıl istersen. Görüşürüz. Görüşürüz. Torbalar karışmış. Merhaba yenge. Merhaba. Al şunları. Aysel de evdedir herhalde. Birlikte olduğunuzu söylemişti. Evet. Biraz alışveriş yaptık, döndük. Dur ben şunu arayayım da buraya gelsin. Ben ararım. Hem zaten söyleyeceğim bir şeyler vardı. Peki. Geç kardeşim. Hı-hı. Efendim Mine, ne oldu? Kemal'le Nedim geldi. Haber vereyim dedim. Tamam, tamam hemen geliyorum. Of ya. Canım, benim hemen çıkmam lazım. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Bütün dosyaları gene bize yüklediler. Haklısın. Saatte bir neyse, ilerlemiş. Ben bir sorup geleyim. Geliyor değil mi yenge?
Evet. Mutfakta işi varmış. Birazdan gelir. Tamam, sağ ol. Aa, Mineciğim hoş geldin. Gel içeri. Konuşmamız lazım. Ay, dün akşam amma geciktim değil mi? Ne yapayım? Mağazadaki eleman salağın teki çıktı. Sonra bir sürü terslik işte. Senin yüzünden yalanlar söylüyorum Aysel. Canım ne yalanı? Nedim'e dün Aysel benimleydi dedin. Ne varmış bunda? Birlikteydik işte. Ama değildik. Önemli mi? İşim vardı çarşıda, takıldım biraz. Yalan söylüyorsun. Bir adamla buluştum. Saçmalama Mine. Bunu da nereden çıkardın? Çünkü sizi gördüm. El ele bir taksiye bindiniz. Bu ne demek oluyor Aysel? Oluyor işte. Sen kocanı mı aldatıyorsun? Ben kimseyi aldatmıyorum Mineciğim. Sadece hayatımı yaşıyorum. Nedim de halinden gayet memnun. Bu durumu öğrenince pek memnun olacağını sanmıyorum. Söyleyecek misin? Aysel, bana bunu sormadan önce kendine sorman gereken şeyler yok mu sence? Yaptığın o kadar kötü ki. Ben öyle görmüyorum. Nedim'e söyleyecek misin? Geldiğimden beri orada oturuyorsun. İnsan bir kalkar şu masayı toplar. Bütün tabaklar hala orada duruyor. Birazdan toplarım. Çok iyi geldi. Bugün çok yoruldun anlaşılan. Sorma, başımı kaldıramadım. Tamam bir tanem, sağ ol. Kemal sana bir şey dedi mi? Ne diyecek ki? Mine ile ilgili. Yo, bir şey mi oldu ki? Hiç. Mine son zamanlarda biraz garip davranıyor da. Nasıl yani? Sürekli kocasını şikayet ediyor. Artık dayanacak gücüm kalmadı filan diyor. Yanlış bir şeyler yapmasından korkuyorum. Ne yapabilir ki? Mine! Mine dur! Mine! Ne o? Yoksa küs müyüz? Hayır. Bak buna çok sevindim. Önemsiz bir şey yüzünden seni kaybetmek istemem. Yaptığına önemsiz bir şey mi diyorsun? Bak güzelim. Bir adamla bir şeyler yaşamışsam ne var ki bunda? Onu seviyorum ben. Aysel, söylediklerine inanamıyorum. Sen evlisin. Bu yaptığın ahlaksızlık. Bana ahlak dersi verme, tamam mı? Sadece soruma cevap ver. Nedim'e söyleyecek misin? Mine, bu sefer kaçamazsın. Cevap ver bana. Söyleyecek misin? Eğer yaptığın bu iğrençliği sürdürürsen söylerim. O zaman artık benim arkadaşım değil, düşmanımsın. Ayağını denk al. Bir şeyler yapmalıyım ama ne? Boş ver. Kocam bu zamana kadar şüphelenmemiş. Bu kadının sözüne mi uyacak?
Nedim aslında çok kıskanç bir adamdır. Onu bu hale getirmek için az uğraşmadım ben. Bir salak yüzünden bütün yaptıklarım boşa gitsin istemem. Ama ben biliyorum ne yapacağımı. Bana yardım edeceksin. Ben mi? Evet. Bak şimdi. Öyle samimilerdi ki yanlarına bile gidemedim. İnanmıyorum. Ben de inanmak istemedim ama zavallı Kemal bir duysa. Eğer karısı Kemal'i aldatıyorsa bunu ona söylemeliyiz. Boş ver. Sonra biz kötü oluruz. Bize inanmaz zaten. İster inansın ister inanmasın. Ona söylemem gerek. Sen bilirsin. Hayırdır? Bu saatte kim olabilir? Dur ben bakarım. Alo buyurun. Alo. Mine ile görüşecektim. Kim arıyordu? Ben arkadaşıyım. Hem de çok iyi bir arkadaşı. Bana bak. Sen ne diyorsun? Kafayı mı yedin? Kapat şu telefonu. Bırak şimdi lagalagayı. Sen bana Mine'yi ver. O anlar. Bana bak. Açtırma ağzımı. Gecenin bu saatinde ne işin varmış onunla ha? Uzat bana ver onu. Yeter artık be. Ne demek oluyor şimdi bu? Kim bu herif? Bilmem. Kim olduğunu söylemedi mi? Söylemedi. Sen neler çeviriyorsun gizli gizli? Hiç. Hiçbir şey. Uykusuz gibisin. Sorma. Bütün gece gözümü kırpmadım. Hayrola? Ya sapığın biri bize dadandı. Gecenin köründe telefon açıp Mine ile konuşmak istiyor. Yenge tanıyor muymuş? Tanımadığını söyledi. Ama herif o kadar ısrarlı ki tanıdığına. Bu işin içinde bir bit yeniği var ama ne? Kemal. Söyleyeceklerim senin hiç hoşuna gitmeyebilir. Ama anlatmak zorundayım. Neyi? Çatlatma adamı. Nedir anlatacağın? Aysel. Geçen gün Mine'yi bir adamla görmüş. Üstelik çok samimilermiş. Ahlaksız! Kemal! Sen. Meğer ne namussuzmuşsun! Kemal ben bir şey yapmadım. O adamı tanımıyorum bile. Çocuk mu kalmıyorsun? Aysel seni onunla sarmaş dolaş görmüş. Bir de utanmadan yalan söylüyorsun. Ben değil. Aysel yalan söylüyor. Kocasını aldatan o. Yalvarırım inan bana. Yaptığından utanmıyorsun. Bir de namuslu insanlara iftira atıyorsun. Kemal ne olur. Senin suratına bile bakamaz. Şerefsiz. Artık bu evde yerin yok. Yapma Kemal. Defol bu evden. Kemal defol. Ne olur yapma. Defol. Defol. Yalvarıyorum. Defol Kemal. Sana. Kemal. Kemal ne olur. Ne olur benim bir suçum yok. Kemal ne olur aç kapıyı. Benim bir suçum yok. Kemal ne olur aç kapıyı. Kemal benim bir suçum yok. Kemal ne olur aç. Thank you.
Bak Kemal, bunu senin için yaptım. Yemezsen darılırım vallahi. Sağ ol yenge. Fazla da canım istemiyor zaten. Aa, ama olmaz, yemen lazım. Israr etme Aysel. İstemiyor işte. Keşke yüzünü güldürecek bir şeyler yapabilsem. Siz yapacağınızı yaptınız yenge. Sağ ol. Keşke Nedim'e gördüklerimi söylemeseydim. O kadar üzülüyorum ki. Üzülme. Olacağı varmış. Ama yuvanız dağılıyor. Böyle yuva olmaz olsun. Gözüme baka baka beni aldattı. Üstelik sana iftiralar atarak. Olsun. Ben onu affediyorum. Ama ben affetmiyorum. O kadar iyisin ki. Evladım, hadi gel bir şeyler ye. Bak, senin en sevdiğin yemeklerden yaptım. Hadi gel. O benim en iyi arkadaşımdı anne. En iyi arkadaşımdı. Nasıl yanıldım? Nasıl yanılabildim? O kadar iyiydi ki, kötü günümde hep yanımdaydı. Ama hepsi yalanmış. Herkesi kandırdı. Beni kandıramadı kızım. En başından beri ona kanım ısınmamıştı. İnsanız biz evladım. Hepimizin ufak tefek kusurları olur. Her zaman iyi olamayız. Unutma, kusursuzluk Allah'a mahsustur. Eğer biri hiç kusuru yokmuş gibi davranıyorsa ben ondan korkarım. Galiba senin hatan o kadının gerçek yüzünü görememen. Ama bu zamanda hangimiz insanların gerçek yüzünü görebiliyoruz ki? Üzme kendini. Dedim ya, kusursuzluk Allah'a mahsustur. O da bir gün bir hata yapacak. İşte o zaman her şey anlaşılacak. Üzme kendini. İçin rahat olsun. Alo. Ne haber Aysel? Nerelerdesin? Nedim izinli. Evden pek çıkamıyorum. Ama ben öyle duymadım. Ne duydun ki? Bizim çarşıdaki bir herifle görmüşler seni. Uyduruyorlar. Kim söylüyorsa yalandır, inanma. Yok öyle bir şey. İnanmadım zaten. İnansaydım zaten biliyorsun sana ne yapacağımı. Söyle bakalım, ne zaman geliyorsun? Bugünlerde zor biraz Cihan. Adam da evden çıkmıyor zaten. Bana bak, kafamı kızdırma. Seni görmek istiyorum dedim, tamam mı? Kapatmam gerek. Bu da işin tadını kaçırdı artık. Kimle konuşuyordun? Hiç. Mine. Canı çok sıkkın. Kemal'le beni barıştırın diyor. Hadi oradan ahlaksız. Hem çocuğun hayatını mahvetti, hem de bir şey olmamış gibi geri dönmek istiyor. Bir daha ararsa konuşma sakın. Peki canım. Başım ağrıyor. Tansiyonum çıktı galiba. Haklısın. Son günlerde yaşananlar seni çok yıprattı. Geçtim onları. Artık sadece kendimi düşünüyorum. İstersen içeriyle konuş. Belki izin verirler. Bilmem ki. Hadi hadi. Bu halde çalışamazsın. Thank you.
Telefonlarıma cevap verme bakalım. Karşına çıkınca ne yapacaksın? Ne oldu? İzin verdiler. İyi bakalım. Git bir tansiyonunu ölçtür. Bir şey yoksa bile git eve yat uzan. İyi gelir. Öyle yapacağım. Sağ ol Nedim. Ha. Bir de bu arada bize uğrarsan çok iyi olur. Uğrarım tabii. Aysel'e para vermem lazımdı. Çıkarken unuttum. Görüşürüz. Burada. Ya sen aklını mı oynattın? Nedim gelirse, bir gören olursa ben ne yaparım? Vallahi sen onu beni ekmeden önce düşünecektin. Saçmalama. Seni ektiğim falan yok. Hadi git. Ben seni ararım. Bir yere gitmiyorum. Gelen gelsin, gören görsün. Umurumda değil, anladın mı? Ya yeter artık. Git dedim sana, git. Bana bak kızım. Bana oyun oynama. Ben kocana benzemem. Şimdi benimle geliyorsun, anladın mı? Bir yere gitmiyorum. Bırak beni, bırak. Bırak onun kolunu. Sen de kimsin? Asıl sen kimsin? Ben onun sevgilisiyim. Ne olacak? Sana mı hesap vereceğim? Bana bak. Kemal dur. Kızım. Kemal geldi. Seninle konuşmak istiyormuş. Bak, istersen gönderebilirim. Geliyorum anne. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Diyecek bir şey var mı? Beni evden kovarken her şeyi söyledin zaten. Ne desen haklısın Mine. Öyle pişmanım ki, seni kırdığım için, sana inanmadığım için, seni üzdüğüm için. Meğer öyle körmüşüm ki. Ama sonunda her şeyi anladım. O kadının yalanları suratıma bir tokat gibi çarptı. Artık çok geç değil mi Kemal? O olmadan da benden memnun değildin. Beni hep küçümsedin. Hep suçladın. Aysel aslında bir fırsat oldu senin için. Hayır. Ben seni hep sevdim. Bencece hatalar yaptım. Seni çok kırdım. Ama inan, seni hep sevdim. Ve artık anladım ki benim için kıymetli olan tek şey var. O da sensin. Ne olur. Ne olur bırakma beni. Thank you.
Ben bakarım. Gerek yok. Bu saatte kim arıyorsa ben konuşurum onunla. Alo. Alo. Aysel'i versene. Kardeşim bu saatte aranır mı? Kimsin sen? Bırak şimdi beni. Sen Aysel'i ver. O beni çok iyi tanır. Bana bak. Açtırma ağzımı benim. Açsan ne olur be, açsan ne olur. Kapattı. Bu bana yapılır mı be? Kim bu adam? Vallahi tanımıyorum. Hem nereden bileyim? Telefon sapığının biri işte. Ama seni pek bir tanıyor gibiydi. Canım ne olacak? Mine'yi de aramışlardı. Onun da foyası böyle çıktı. Biliyordum. Bunu kesin Mine yaptırmıştır. Kocasıyla barıştı, şimdi de benden intikam almaya çalışıyor. Keşke sana söylemeseydim. Keşke söylemeseydim onu gördüğümü. O adamla gördüğümü söyledim diye şimdi aynını bana yapıyor. Allah'ım bu da başıma gelecekti. Ne yaptım ben Allah'ım? Dur bakalım, dur ağlama. Sakin ol. Nasıl olayım? O şimdi hep beni taciz edecek. Sen bile inanmadın. Dur ağlama, ben sana inanıyorum. İnansan benden hesap sormazdın. Gider başkalarından hesap sorardın. Nereye gidiyorsun? Dediğini yapmayayım. Açın kapıyı! Açın dedim! Açın! Ne oldu? Nerede o? Neyim var? Nerede? Bana bak! Bir daha o herife bizim evi arattırırsan seni doğduğuna pişman ederim. Kocanı kandırmış olabilirsin ama biz bu numaraları yutmayız. Doğru konuş Nedim. Kalbini kırarım yoksa. Geldin mi? Sen! Git buradan! Defol buradan! Defolacağım. Ama önce bir hesabımızı görelim. Söyle bakalım kimdi bugünkü herif? Bırak! Hani o arabasına bindiğin, he? Senin karın var ya, sana yalan söylüyor. Onun her şeyi yalan. Saçmalama ve git buradan. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Sana son kez söylüyorum. Benden ve karımdan uzak dur, tamam mı? O herife de söyle, bir daha bizi rahatsız etmesin. Nedim sen yoksa aşılı artık. Bırak, bırak gitsin. Nasıl olsa her şey ortaya çıkar. Ona ne söylesek inanmayacak nasıl olsa. Tabii inanmam. Senin gibi ahlaksız... Yapmayın! Yapma! Yapmayın, durun! Ne oluyor? Ses sizin evden geldi. Aysel! Çok namussuz bir kadınmış. Herkesin hayatını mahvetti. Aysel! Neden Aysel? Neden? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.